Şimdi ben bu hastalığa ilk kapıldığımda bir ufak bir ateşle ufak bir baş ağrısı başladı bende. Ayın 26'sı gibi belirdi. Ben 26'sında bir hastaneye gittim. O hastanede bana sadece iğne ile ağrı kesici verdiler. Eve gittim. 2 gün çok ağırlaştım ben. İşte o 2 gün sonrasında da ateş ve baş ağrısı çok yüksek olduğunu fark ettiğim için bir özel hastaneye gittim. O özel hastanede de bana bir koronavirüs tedbiri amaçlı birkaç tedaviler vardı. Onlar uygulandı. Akşam gittim, sabahleyin saat 8.30-9 civarında korona testim benim pozitif çıktı. İşte o 2 gün hastanede kaldım, çok ağır geçti. Aşırı ateşim ve baş ağrım var. Tabii öksürük yoktu. Nefes darlığına da bir problem çekmedim. Onun haricinde işte ben orada 2 günlük bir tedaviden sonra kendi isteğimle eve geçmek istedim. Eve geçtim çünkü bu hastalığın gençlerde evde grip gibi tedavi altında devam edebiliyormuş. Ben evde devam ettim hastalığımı. İşte 14 gün karantina süren bitti. 14 gün karantina süren bittikten sonra da işte bu tür hastaların yoğun bakımda çok ağır geçtiğini kendim orada çünkü yaşadığım için biliyorum. Ve bu benden alınacak olan kanım ayrıldıktan sonra yeni gelen hastalara da yani yoğun bakımda yatan hastalara plazma şeklinde iyi geldiğini öğrenince ben hemen gönüllü olarak bunu tabii Antalya'da ve Akdeniz ve Türkiye'de de daha çok kimse yapmadığı için ben bunu kendim gönüllü olarak geldim bu hastaneye. Kendim plazmamı ayırdım burada. Kanımı aldılar. Yaklaşık işte bir saat, 1,5 saatlik bir işlem sürdü. Herhangi bir acıma falan yok. Kanımı aldılar, plazmamı ayırdılar. Şimdi yeni yoğun bakımdaki yatan hastalara benim kanımdan ayırmış oldukları plazmayı tedavi amaçlı kullanacaklar. İnşallah onlar için de buraya can olmak için geldim. İnşallah benim gibi daha farklı bu hastalıklara yakalanıp da koronavirüsü atlatıp bu şekilde can vermeye gelen insanlar olur. Tek istediğimiz, dileğimiz bu. Çünkü içeride gerçekten durumlar çok kritik. Hele ki 65 yaş üstü daha çok yaşlarımızda. Bu ölüme kadar gidiyor biliyorsunuz. Bir de her gün haberlerde okuyoruz. 300'e yakın kişi tedavi olup iyileşip eve geçiyor. Onların da bunun aynı şekilde hastayla kanının aynı şekilde uyuşup bunları yapması gerektiğinin bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Ben bunu yaptım. Gönlüm rahat. Ayda yaklaşık 4 gün bunu yapabiliyormuşum. O 4 gün hepsinde buradayım inşallah. Turizmde çalışıyorum. Antalya'da havalimanında. Biz işte araç kiralama işi yaptığımız için çok fazla turistle muhatap oluyoruz. Bu turistler herhalde öyle düşünüyorum. Yani bir turistle temasım oldu. Ya da o bindi arabaya arkasından ben bindim. Sonuçta müşterilerden araba geliyor. Yani biz çok İran uyruklu olsun, Rus uyruklu olsun onlarla çok temas içinde olduğumuz için oradan kaptığını düşünüyorum. Ama benim yakın çevremde kimse de yok. Ne eşimde, ne çocuklarımda, ne arkadaşlarımda, ne iş arkadaşlarımda hiçbirinde bir hastalık görünmedi bugüne kadar. Yani bu çevredeki tek hasta benim işimle alakalı, ailemle alakalı benim. Ya evdeki karantina süreci işte devletimizin vermiş olduğu ilaçlar var. O ilaçları kullanıyorsunuz. Hastanede de aynı şey. Bir şey değişmiyor yani. Hastanede yatmak sadece biraz daha doktorların kontrol altında oluyorsunuz. Ama benim yatmış olduğum yani evde geçirmiş olduğum hastalığımda zaten kendimi iyi hissettiğim için eve geçme talebinde bulunduktan sonra verilen ilaçları içtikten sonra zaten iyi oluyoruz. Gençler açısından yani. Bu hastalığı kaç günde atlattım? 2 gün hastanede ağır geçti. Ağır geçtikten sonra kendimi iyi hissettim. 3. gün evdeydim. 3. günde bugün arasında tam 14 gün fark var. 3. gün neysem şu anda da oyum. Bu şekilde atlattım yani. Allah'a çok şükür kimseye bulaştırmadık. İnşallah herkes iyi olur yani.